Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici TV100'e özel açıklamalar yaptı. Pınar Işık Erdoğan konuydu. Mustafa Destici Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu için zorlu değil ama tehlikeli bir rakip dedi. Hüdapar'ın da Cumhur İttifakı içinde olmadığının altını çizdi. Zorlu bir rakip değil, tehlikeli bir rakip. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için kullandı bu ifadeleri. Sözlerine açıklıkta getirdi. Kemal Bey şundan dolayı tehlikeli. Yani bunu söylerken bunun bir pozitif anlamı var, bir negatif anlamı var. Pozitif anlamı şu, gerçekten hani hiçbir rakibi hafife almamak gerekir diyorum ya, bu anlamda hafife alınmaması gereken bir Cumhurbaşkanı adayı yani. Destici TV100'de yayınlanan Pazar Siyaseti programında Pınar Işık Erdoğan'ın sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu seçilirse Türkiye'yi çok tehlikeli günler bekliyor dedi. Ülke, vatan, millet açısından da tehlikeli bir Cumhurbaşkanı adayı olduğunu görüyorum. O da seçilmesi halinde tabii, seçilmediği sürece problem yok. Seçilirse ne olur Türkiye'yi mesela? Çok tehlikeli günler bekliyor. Mesela? O anlamda tehlikeli bir adam. Bunu merak ediyorum. Mesela şu, bunun üç sebebi var bana göre, çoğaltabiliriz. Birincisi Kemal Bey'in bu HDP üzerinden PKK ile ilişkisi. Hüdapar'la ilgili de konuştu Destici. İttifakta yoklar, destek verecekler açıklaması yaptı. Benim öyle bir bilgim yok. Benim sadece Hüdapar'ın tek taraflı Sayın Cumhurbaşkanımızı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde destekleme kararı var. Peki şunu bir kere daha sorsam. Eğer ittifakın içerisine girme ihtimalleri olursa, girerlerse ne diyeceksiniz? Şimdi doğmamış çocuğa doğum biçemeyiz ya da efendim işte ne diyordu? Kasaptaki ete soğan doğrayacak halimiz yok. Destici'nin Yeniden Refah Partisi'ne de çağrısı vardı. Yeniden Refah Partisi merhum Necmettin Erbakan hocamızın, eski başbakanımızın başında bulunduğu Milli Görüş Teşkilatı'nın devamı olan bir siyasi parti ve kendi evladı da şu anda Fatih Bey de o partinin genel başkanı. Elbette ki o geleneğin lideri, kurucu lideri Sayın Erbakan'ın oğlunun da genel başkanı olduğu ve Milli Görüş'ün şu anda devam ettiren Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakımıza katılması bizi son derece memnun eder. Efendim aralarında eski bakan ve milletvekillerinin de olduğu 51 DSP'li seçimlerde Millet İttifakı'nı destekleyeceklerini açıkladı. Bu açıklamada kişisel hiçbir beklentimiz olmaksızın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz denildi. Yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve Millet İttifakı'nı destekleyeceğimizi belirten bir açıklama bu. Demokratik Sol Partili eski bakan ve milletvekilleri bildiri yayınladı. Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklandı. Alınan kararı kamuoyuna 21. dönem DSP Samsun Milletvekili Tarık Cengiz duyurdu. Buradan çağrımızdır tüm demokratik solculara ve Demokratik Sol Parti'ye gönül verenlere, rahmetli Bülent Ecevit'le yol arkadaşı olanlara, bütün demokratik solculara şunu söylemek isteriz ki bu seçimler Türkiye için tarihi önem taşımaktadır. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere parti olarak katılma kararı aldıklarını duyurmuştu. Bir açıklamada geçmişte bakanlık ve vekillik yapan 51 DSP'li siyasetçiden geldi. Altına imza atılan bildiride kişisel hiçbir beklentimiz olmaksızın Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz ifadesi kullanıldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde ve rahmetli Bülent Ecevit'in izinde giden biz demokratik solcular, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na desteklerimizi bir kez daha yüksek sesle buradan belirtmek istiyoruz. Bu açıklamamızın Demokratik Sol Parti'nin mevcut yönetimi tarafından da dikkate alınmasını umuyoruz.